Aşkım, ne yapıyorsun? Terasta hava aldım hayatım. Bir yere mi gidiyorsun? Ha. Babamın yanına uğrayıp şirkete geçeceğim. Dün gece zor geçti. Biraz evde kalsan, dinlensen, odada vakit geçirsek. Hayatım, hemen dönerim. Merak etme. Bunu böyle ya, kaçar gibi. Aslı Hanımcığım, ben hemen size böyle güzel küçük bir kahvaltı hazırlasam. Böyle salatalıklı olmaz. Taze taze kahve de yaparım. Sağ ol Zühre. Ben de sana haber vermeye geliyordum. Banka müdürü arkadaşımla konuştum. Hesap hareketlerini, kimin parasıyla beslendiğini bulursak bu iş tamam. İyi düşünmüşsün baba. Ben de bu Hakan'ın büyüdüğü yerde Dolapdere'de birkaç arkadaşın ismini buldum. Sürekli onlarla takılırmış. Bir oraya gideceğim, bakacağım. İyi, git oğlum, git. Hastaya ne olacak peki? Ya Hatice yanına yanaşmaya çalışırsa? Yok, o kadar da değil oğlum. Evde bu kadar insan var. Selçuk da burada. Biz önlemimizi alalım da ne olur ne olmaz. O zaman çıkarken Selçuk'a da söyleyeyim, senden duymuş olsun, daha iyi. Tamam. Gel. Ha. Geleyim de siz çıkıyor muydunuz? Selçuk, senden bir şey isteyeceğim. Tabii abi. Birkaç saatini Aslı'ya göz kulak olabilir misin? Olurum da. Bir terslik mi var, sorun mu? Dün yaptıklarını biliyorsun, takip etmeler falan. Tamam abi. Sağ ol. Hadi oğlum. Bir şeyler dönüyor ama. Hadi hayırlısı. Mehmet Bey, günaydın efendim. Müsaitseniz eğer, güvenlik için yeni bir aday geldi. Önce ben bir göreyim demiştiniz. Tabii, gelsin hemen tanışalım. Barış. Mehmet Bey. Merhaba, Barış ben. Mehmet Bey, patronumuz. Referanslarına baktınız mı? Kontrol edildi efendim. Tecrübeleri neler? Mehmet Bey, şu zamana kadar çok iyi insanlarla birlikte çalıştım. Hepsiyle dahil olduk ama saygı sınırını asla aşmadık. Referanslarım da burada. Buyurun. Ben görev insanıyımdır Mehmet Bey. Yerimi bilirim, işime saygım sonsuzdur. Ne kadar önemli bir iş yaptığımın da farkındayımdır. Referanslardaki numaralardan da kontrolü sağlayabilirsiniz efendim. Referansların hepsiyle görüştük, hepsinden onay aldık efendim. İşini iyi yapman önemli. Hemen başlayabilir misin? Tabii ki efendim. Güzel. Sen bizimkilerle tanıştır Barış Bey'i. Peki efendim. Mehmet Bey, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Barış, arkaya geçelim. Hem mutfaktakilerle tanışalım, hem de senin şu telsiz işlerini halledelim. Tabii ki. Çocukluğundan beri aynı yer. Dinlemiyor musun sen beni? Adam rüyalar falan görüyor, kabusla uyanıyor diyorum. Başka bir derdi var. Aslı Hanım, Barış Bey, yeni güvenlik elemanımız. Aslı Hanım da Mehmet Bey'in eşi. Aslı Hanım, merhabalar. Barış ben. Merhaba Barış Bey.
İzninizle aslanım. Barış, sen mutfaktakilerle tanışırsın, sonra yanıma gelirsin. Tabii ki. Hemen geliyorum. Yani Barış, ne alaka sen burada? Asıl senin burada ne işin var? Yani bir şeyler duymuştum ama uzun zamandır işe güce çok dalmış durumdayım. Uzak kaldım herkesten. Sen burada mı yaşıyorsun? Eşimin ailesi burada yaşıyor. Öyle beraber. Artık güvenliğiniz bana emanet o zaman. Aslanım. Öyle. Yani gerçekten ilginç bir tesadüf oldu. Sen, güvenlik falan. Kaderin cilvesi işte. Bizim kuzenle bir ortak güvenlik şirketi vardı, hatırlarsın. İşte bir eleman lazımdı, kimseyi bulamadık. Mecbur ben geldim. Hem de ofisten biraz çıkmış olurum, kafa dinlerim falan dedim işte. Zaten bildiğimiz işler. Ya ama kimseye söylemedim. Şimdi ne işin var senin burada falan derler. Patron kuzeniyim diye bana torpilli davranırlar falan. Adil olmaz. Hı hı, anladım. Aramızda kalsın bu, olur mu? Tabii. Vay be. Kim derdi seneler sonra seninle bu şekilde karşılaşacağımızı. Hatırlıyor musun? En son görüştüğümüzde ben bayağı peşinde koşuyordum seni. Yani öyle, ergenlik zamanları geçti gitti. Evet evet, çocukluk işte. Büyüdük artık. Sen nasıl oldun? Yani rahatsızlanmıştın bir ara, iyi misin? Evet evet, iyiyim. Yani işte bir tedavi süreci geçirdim. Bir iki ay öncesinde tedavim bitti. Geçti gitti artık her şey. Bundan sonra kendime bakma zamanı. Sevindim senin adına. Neyse, ben artık gideyim. Daha ilk günden işten kaytarıyor falan demesinler. Çok sevindim seni gördüğümü. Ben de öyle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz aslanım. Barış burada bizim konaklı güvenlik şefi olarak başlamış. Hangi Barış? Manyak olan mı? İnanmıyorum. Söylediğime pişman etme beni Derin. İyice gerdin beni de ya. Gerilmemen hata zaten Aslı. O çocuğun sizin evde ne işi var ya? Mehmet'e söylüyorsun hemen. Ha, evet doğru diyorsun. Bak ben bunu düşünemedim. Söyleyeyim bu sefer gerçekten katil olsun adam. Of, Aslı ya. O çocuk manyak. Bir şey yap, gönder o çocuğu. Ya da dur, sen hiç muhatap olma. Hiç muhatap olma. Bir çözüm düşünelim. Ya iyi gözüküyordu. Tedavi oldum dedi, ne bileyim. İyi gibiydi. Bilmiyorum. Bak, kendine çok dikkat ediyorsun. En ufak bir şüphende de Mehmet'e söylüyorsun, tamam mı? Tamam, tamam. Aklım sende, sürekli ara beni. Tamam, hadi öpüyorum, görüşürüz. Tamam, görüşürüz.